Mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Amatör spor dünyasında yeniden birlikteyiz. Amatör sporları konuşacağımız, özellikle bugün Akşehir Spor'u konu edeceğimiz programda haftanın Konya genelinde amatör futbol liglerinin değerlendirmesini yapacağız. Her hafta olduğu gibi Sayın İbrahim Karabacak bizlerle birlikte ve amatör ligleri değerlendireceğiz. Bölgesel amatör lig, süper amatör, birinci küme. Tümünü değerlendireceğiz. Evet. Hoş geldiniz Sayın Karabacak. Teşekkür ederim. Ve Akşehir Spor'u konuşacağız. Bugün Akşehir Spor Kulübü Başkanı Sayın Yahya Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ve teknik sorumlumuz hocamız, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cenap sağ Taner. Sağ olun. Teşekkür ederim. Liderliği kutlayalım. Önce evet. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Görüntülerimiz de olacak. Birazdan paylaşacağız. İnşallah sezon sonuna kadar bu kürsünün sahipliğini sürdürürüz. İnşallah. Tabii statü biraz karışık. Sezon sonunda liderlik koltuğunun sahibi de olsak yine maçlar oynayacağız. Onu da değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Karabacak, söze sizle başlayalım evet, isterseniz. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Bal Ligi'ne başlamadan önce isterseniz bu hafta engelliler günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Onu kutlayarak başlayalım. Akşehir Spor son oynadığı, evinde oynadığı maçta da güzel bir etkinlikle, ben başkanıma da buradan teşekkür ediyorum, engelleri birlikte kaldıralım pankartıyla Akşehir Umut Özel Eğitim Merkezi işbirliği içinde çocuklarla birlikte seremoniye çıktılar. Evet. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladılar. Ben de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Gene şeye başlamadan, bizim de bir engelliler takımlarımız var. Onların da kısaca değinerek daha sonra Bal Ligi'ne geçelim evet. İsterseniz. Birincilikte, ampute birinciliğinde engellilerde iki tane kulübümüz var başkanım. Konya Engelliler Gücü ve Konya Bedensel Engelliler. İkinci hafta müsabakalarını da oynadılar bu hafta. Engelliler Kayseri Melik Gazi'yi 3-0 mağlup etti. Diğeri de deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Onlara da başarılar dileriz önündeki maçlarda. Bal Ligi'nde sözlerime başlamadan öncelikle Akşehir Spor'u tebrik ediyorum liderliğinden dolayı. Ben denetçi olarak da görev alıyorum. Çoğu maçında seyrediyorum Akşehir Spor'un orada. Bu sene çok beğendiğim bir takım. Özellikle Ali Tayfun çok beğendiğim bir oyuncu. Yani çok da faydalı bir oyuncu. Evinde Anadolu Üniversitesi konuk ettiler bu hafta. Evet. Biraz ben daha kolay geçer diye tahmin ediyordum ama biraz 1-0 kazandılar İsmail'in golüyle. Tebrik ediyoruz. Diğer temsilcimiz Sarayönü Belediyespor yine evinde Ankara DS ile oynadı. O da 1-1 beraberlikte sonuçlandı. Diğer temsilcimiz Karapınar Belediyesi ise Keşören Belediye deplasmanında maalesef 4-1 mağlup oldu. Diğer maçlarda Karaman Kırıkkale ile 0-0 berabere kaldı. Gerçi ben bunları söylüyorum ama hocamla başkanım bunları zaten ezbere bu sonuçlarla yatıp kalkıyorlar. Biraz sıkıcı gelebilir ama bize Karaman Kırıkkale ile berabere kaldı demiştik. 1926 Polatlı Yeni Çağ 1-0 mağlup etti. Sandıklı'da Çubuk'la 1-1 berabere kaldı. Akşehir Spor zirvede. İnşallah bu devamı gelir aynı şekilde. 25 puanla lider şu anda. Hemen arkasında Kırıkkale Büyük Anadolu 24 puanla ikinci sırada. Kırıkkale Büyük Anadolu'da bu hafta maçınız var. Pazar günü saat 14'te Kırıkkale'de. Onu da şimdiden başarılar dileriz. Diğer temsilcimiz Sarayönü 8. sırada 13 puanla. Ben kısa geçiyorum. Hocam zaten Bal Ligi ile ilgili hazırlamış detayları evet. Söyleyecekler. Karapınar 9. sırada 10 puanla sıralanıyorlar. Bu haftanın programında da Kırıkkale ile oynayacak dedik. Gerçi derbi demeyelim de avantaj sağlayacak burada galip gelecek takım. Akşehir pazar günü 14'te Kırıkkale Büyük Anadolu oynayacak. Sarayönü Belediyespor, Çubuk Spor deplasmanına çıkıyor. Karapınar da evinde Kırşehir Çayağızı ile oynayacak. Diğer maçlarda Anadolu Üniversitesi Polatlı'yı konuk edecek. Ankara DSİ Karaman'la oynuyor. Yeni Çağ'da Keçören Belediye Bağlum'la oynayacak. Bu hafta da Sandıklı Bay. Bal da bu şekilde. Artık hocalarım ve başkanım da söyleyecekleri vardır Bal Ligi ile ilgili. İkinci bölümde de biz diğer Konya yerel süperde veya birinci kümeye evet. Değiniriz. Birkaç hafta önce aslında Akşehir Spor'u planlamıştık biz. İbrahim evet. Bey'le konuk edelim. Yeni sezonu onlarla değerlendirelim diye. Denk geldi. Bu hafta liderlik
olunca daha da güzel oldu. Çok Sayın güzel Başkan, oldu, evet. Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bölgesel amatör ligi aslında amatör liglerin üstünde, biraz da profesyonel liglerin gölgesinde. Ama mali açıdan en zor lig. Ne amatörsünüz ne profesyonelsiniz. Harcamalar profesyonel gibi, gelirler amatör gibi. Bu yüzden işiniz zor. Öncelikle buradan başlayalım size. Buyurun. Hoş geldiniz. Nedir takımımızın durumu? İllaki yaşanan problemler vardır. Bu konuda alacağımız destekler, yardımlar, talepler olacak mı? Bunları konuşalım. Ben öncelikle KonTV ailesine, Akşehir ve spor kulübüm adına, yöneticilerim, futbolcularım ve tüm takımımızı destekleyen taraftarlarımız adına KonTV'ye teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Öncelikle bize misafir ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Akşehirspor geçen yıl son zamanda düşmeyle 4 yıldır bir sezon hariç o bölgede yer aldı. Bu yıl geçen 5 maç boyunca hocamızla anlaşarak bu sezona başladık. O zaman bir ilke edindik. Futbolcularımız, spor camiası ve herkesle birlikte bir çalışma içerisine girdik. Bu çalışmamızın emeğini de sezon başında yöneticilerimizden arkadaşlarımız ve as başkanımız Ünal Çelik ve hocamızla birlikte transferlerini yaparak etkin bir takım kurdukları görülüyor. Bunun sonuçları bunu gösteriyor. Dolayısıyla burada geldiğimiz noktada iyi bir durumdayız. Bu hafta da lider olduk. Bu hafta Kırıkkale'ye gidiyoruz. Akşehir'den bayağı bir seyircimizi götüreceğiz. Gitmek isteyen taraftarlarımızı, herkesi, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Salih Akkaya desteğini vereceğini söyledi. Ona da bu vesileyle ve sezon başından her zaman spora destek yaptığı konuyla ilgili ona da teşekkür ederek başlayalım. Zor bir süreç. Bal sıkıntılı. Dediğiniz gibi amatör de değil, profesyonel de değil ama elden gelen bu. Bunu bütün amatörler, 11 grupta 150-160 takım var. Hepsi yaşıyorlar. Bu yaşanılan bir gerçek. Evet. Detayları birazdan konuşalım. Hocama da bir girişte söz verelim. Zor bir lig hocam. Statüsüyle birazdan ondan da bahsederiz ama takımımız nasıl bu zorlukları aşabilecek ortamı bulabiliyor muyuz? Tribünler çok güzel Akşehir'de örneğin. Arkadaşlar görüntü de verecektir birazdan ekrana. Atmosfer olarak Akşehir aslında futbol ortamı olarak yıllardır takip ettiğimiz, üçüncü lig tecrübesi yaşamış, profesyonel lig tecrübesi yaşamış bir ilçemiz, şehrimiz. İnşallah bu sene de ona ulaşırız. Nedir durumumuz? Teşekkürler. İlk önce davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim Akşehirspor'la tanışmam geçen sene son 5 maç kala oldu. O zaman da Akşehirspor biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Küme düşme potasındaydı. Son 5 maçta 10 puan alarak ligde kaldık ve play-out maçında da Kadınan'ın penaltılarda mağlup ederek ligde kaldık. Ligde kaldıktan sonra bu sene sezon başında başkanımız ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda bir hedef belirleyip bir bütçe sağlamak istedik. Hedefi de ilk önce Akşehirspor'u play-out oynamaktan kurtarmak istedik. Yani Konya birinciliğini, birinci hedefi Konya birinciliği olarak koyduk. Daha sonra da ligde de ilk 5 olarak hedef olarak aldık. Tabii ki Bal Ligi zor bir lig. Bal Ligi'nin kendi içinde zorlukları var. Geçen senedeki takımdan da esas zorluğu geçen seneki takımdan da iskelet kadroda çok büyük bir değişiklik yaptık. Takımın iskeletini değiştirmek, uyum sürecinin kısa atlatılması için biraz tabii ki handikap. İskelet oyuncuları da değiştirdikten sonra yeniden bir takım yaptık. Kendi tanıdığım oyuncuların transferi, izlediğim, takip ettiğim transferlerine sağ olsun as başkanımız Ünal Çelik Bey'le beraber görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bütçemize de uyarak bir takım oluşturduk. Hı hı. Tabii ki uyum sürecini de çok kısa sürede atlattık. Ve başkanımızın, sayın belediye başkanımızın, Salih Akaya'nın destekleri, maddi manevi destekleriyle, sayın kulüp başkanımız, as başkanımız ve yöneticilerimizin destekleriyle ve Akşehirspor'un çok önemli bir taraftar kitlesi var. Sağ olsun taraftar kitlesinin de destekleriyle bir ivme yakaladık. Bir geldiğimiz noktada 10. haftanın sonucunda liderliği yakaladık. Tabii ki zor oldu. Tabii ki zor oldu. Çok çalıştık.
çok çalıştık. Futbolun doğrularının hepsini yapmaya çalıştık şimdiye kadar. Yani futbolun da başarılı olmak için sadece antrenör ve futbolcular yeterli değildir. Hı hı. Yani kulübün finans tarafı, maddiyat tarafı ve ödeme istikrarı çok önemli. Başkanımız, belediye başkanımız, kulüp başkanımız ve yöneticilerimizle beraber bu ödeme istikrarını da sağladıktan sonra ve birlik beraberlik içinde taraftarımızın da çok üst seviye desteğiyle liderliği yakaladık 10. haftada. Tabii ki bundan sonra işimiz biraz daha zor. Artık lider takım, biraz da hedef takım olduk. Bu tabii ki işimiz biraz daha zor. Bu haftada ilk yarının derbisi diyorum ben. İlk yarının bir final maçı olarak görüyoruz bu maçı. Bu maçı inşallah atlattıktan sonra, iyi bir şekilde atlattıktan sonra da son hafta DSE'yi maçını kazanıp ilk yarı lider olarak bitirmek istiyoruz. Evet. İnşallah. Kolay değil. Aslında liderlik, liderliğe ulaşmaktan daha zor değil mi? Liderlik tabii, koltuğunu bundan sonra devam olmak. Ettirmek daha zor tabii. Yani. Evet. İşleri kolay değil. Sayın Başkan, seyirciler, taraftar, şehir nasıl bakıyor? Önceki sezonlara oranla hani biraz daha üst sıralarda yer alınca heyecan arttı zannediyorum. Bu hafta ASKF yönetimi de oradaydı. Evet, o tarafı da arkadaşlar verebilirler. Evet. Sayın Başkan evet, ve yönetim kurulu oradaydı. Tribünde evet. Maşallah tıklım tıklım. Evet. Hatta bir değil, bazen iki taraftar grubu da yer alıyor. Mesela daha önceki yıllarda buna şahit olduk. Gerçi bu sene bir taraftar grubu var. Kırmızı Sokak taraftarları var herhalde. Bir de Batı Cephesi evet, yeni bir oluşum Batı var. Evet, evet. Bir de var evet, bildiğiniz evet. gibi. Şimdi 5. yılımız Akşehir olarak hı hı. eski 3. yılı bırakmış olursak 5. sezonumuz bu Bal Ligi'nde yer almak. Akşehir 3. ligi gördükten sonra evet. Buna pek uzak değil. Şimdi sağ olsun Konyaspor As Başkanımız, ASKF yönetimi Remzi abi de teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldular, destek veriyorlar. Teşekkür ederiz her aşamada. Yani güzel bir ambiyans var. Şehir de buna hazır. Yani başarı oldukça bu da kendiliğinden de veya insanlar da özlemiş. Bir de insanların artık ekonomik olsun veya diğer sorunlar olsun, ailesiyle bilen sorun yaşayan insanlar bir eğlenmek, bir mutlu olmak, evet. motive olmak gibi bir ihtiyaçları peşinde. Bu spor şu anda bu ihtiyaçları hafta sonu pazar günü çoluk çocuklarıyla özellikle bayanlar, ciddi manada da bayan seyircimiz var. Hmm. Görsellerde görülebilir. Hmm. Yani bunların her birisi bayram yeri gibi oluyor. Tabii 7 maçtır seriyi de yakalayınca bu da ayrı bir anlam ifade ediyor. Birinci maçta yenildik, ikinci maçta galip, sonra bir beraberlikten sonra 7 seri yakaladık. İnşallah seriye devam ederiz. Bu anlamda da ama hocamız da söylediği gibi zorlukları kendi içinde var ama şehir isterse, devam ederse taraftarlarımız, esnafımız, ticaret erbabımız, evet. herkes bu işin peşinde olurlarsa her spor kulübünün olduğu gibi biz de daha iyi mi yakalayacağız diye düşünüyorum. Önemli bir sosyal aktivite şehir için. Dediğiniz gibi hafta sonları değil mi? Tabii, yani tabii, gelen seyirci sayısına da baktığımız zaman şehrin de gösterdiği ilgi zaten ortada. Ve gerçekten önemli bir spor aktivite ve ailelerin katılımı, bayanların katılımı, çocuklarla beraber gelmeleri ortamı biraz daha aslında futbola elverişli hale getiriyor. Ben sezon başından bu tarafa tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yani hem eşleriyle, çocuklarıyla gelenlere hem de bu gelme vesilesiyle de küfürsüz, olaysız, şu ana kadar da cezasız ve ihtarsız bir zaman geçirdik. Evet, böyle de devam önemli. Ederiz diye düşünüyorum. Bir de spor kulübümüz bu anlamda 300'e yakın altyapı çalışıyor. Okçuluk, yüzme, güreş, atletizm diğer gibi diğer branşlarda da yer alarak, U kategorilerinde de yer alarak tabii, gelmekte. Tabii. Bu anlamda da yani şehirdeki spor aktivitesi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması anlamında ciddi bir katılım sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Tabii burada sadece belediyenin, yani siz de sonuçta belediyenin içinden olduğunuz için Sayın Belediye Başkanı'nın verdiği destek de yürüyor bir taraftan. Şehrin katılımı nasıl? Yani hani tribündeyiz tamam da hani işin arka planında da oluyor muyuz? O hocamın bahsettiği ödemeler yerinde zamanında yapılıyor. Çok güzel. De nasıl yapılıyor? Şimdi tabii Şehri Beyza şirketimiz ana sponsorumuz bu yıl. Hı-hı. Onunla başladık. Bu aşamada sezon başında bayağı bir ciddi bir ivme kazanıldı. Statımızın karşısına reklamlar gördüğümüz şirketler, firmalar da katkılarını yapıyorlar. İşte herkes işin bir ucundan tutmaya başlarsa
ki başlıyorlar. Fakat bu başarı olunca daha fazla geliyor. Tabii. Geçen yıl mesela ben bunu bu kadar görememiştik. Şimdi bir heyecan, bir ivme geliyor. Ki bu hafta lider olmamız sebebiyle de Kırıkkale'ye gidecek seyircimize de bayağı ben de geleyim, biz de gelelim artış var diyor. Yani. Artış var. Evet. Sayın Belediye Başkanımız da sınırsız gitmek isteyenler bir kişi de olsa kalmayacak. Gitmek isteyenler bizi götürecek. Götüreceğiz. 8.30'da belediyenin önünden duyurularımızı yapıyoruz. İsimleri kaldırsın. Bir kişi de kalmadan götüreceğiz sözünü verdi. Sayın Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Hani, Kırıkkale uzun da bir. Bütün şehri götürürsek orada deplasman tribünü de yer verirler mi size? Hayır, onda o kadar kota var tabii ki. Kota var herhalde kota? 750 veya 900 civarında yani, kota var. Çünkü o kadar hani, sayı var. Akşehir'in yani nüfusu hani orta halli birçok ilden daha büyük tabii, Akşehir'imiz. Tabii. Evet. Ve o hani gittiğiniz yerin kapasitesi de önemli. Şehirdeki stadyumun kapasitesi de önemli. Herkesi götürüp sonra dışarıda kalmayalım Sayın Başkanım. Ben biliyorum Akşehir gittiği zaman beraber gider yani. Evet, ben Kırıkkalelerin bizi en iyi şekilde ağırlayacaklarından şüphem yok. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, oradaki taraftarlar ve kulübü bizi en iyi şekilde ağırlayacaklarını ben düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Çünkü bunun sonucu bir spor. Değil mi? Bu şekilde bir bayram havasında, şenlik havasında sporun her halükarda 3 neticeli bir skor. Herkes ister ki en avantajlı benim olsun der. Evet. Ama sonucunda bir şey olacak, hata olacak veya bir şey olacak. Sonucunda bir şey olacak ama tabii, bu sonuca yansıyan veya insanları itici ve gerici olmamak bağlamında ben önemli olduğunu düşünüyorum. Umut ederiz biz oluruz o. Tabii şehir ki, olarak. Tabii ki. Hocam biraz böyle futbol geçmişimizden bahsederek başlayalım isterseniz tekrar sizinle. Ben 88 yılında Ankara Petrolofis Kulübü'nde profesyonel oldum. 16-17 sene profesyonel ikincilik, üçüncülüklerde top oynadıktan sonra da antrenörlüğe başladım. 99-2000 sezonunda. Yardımcı hoca olarak çalıştım 7-8 tane kulüpte. Ondan sonra da tek başıma çalışmaya başladım. Çalışmaya başladınız. Evet, daha önceki tecrübelerinizden Konya'da inşallah. Konya'da değilsiniz değil mi hocam? Değilim, yok, ben Ankara'lı. Evet. İnşallah şampiyonluk olursa ilk şampiyonluğu herhalde yaşayacağız birlikte. Düzce'de de çalıştım. Yaşadınız Düzce'de mı? Son 5 hafta bir ayrıldım orada şampiyonluğa giderken. 5 hafta öyle bir kısmet olmadı inşallah ama Akşehirspor'da geçen sene ligde kalmasında bir payımız oldu. İnşallah bu sene de şampiyon olmasında bir payımız olur inşallah. Ara vereceğiz. Aradan ardından Akşehirspor'u ve Konya mahalli liglerini konuşmaya devam edeceğiz. Amatör sporlara ikinci bölümde devam ediyoruz. Akşehirspor'u konuşmaya devam edeceğiz ama süper amatör küme, birinci küme biraz bahsedin isterseniz. Bahsedelim. Evet. Bu hafta maçlarımız oynandı. Sağ salim tüm maçlarımız oynandı. Süper grupla başlayalım isterseniz. Süper grupta Ereğli Spor iyi gidiyor demiştik. 6'da 6'da yapmıştı. Bu hafta Selçuk Spor deplasman geldi, Konya'ya geldi maçının. Hiç gol de yememişti hocam Selçuk Spor. 6'da 6 yapmıştı, liderdi. İşte futbolun güzelliği de burada. Çok sevilmesi de burada. Yani 6. sırada veya 9. sıradaydı o zaman. Selçuk Spor'a 1-0 mağlup oldu burada bu hafta. 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti. 2. sıraya düştü. Diğer 2. sıradaki Gölyazı evinde Yeni Doğan Hisar'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Emir Gazi Belediyespor kötü gidişine dur duyamıyor. Son sırada evinde Ülküm Gençlik Spor'a 1-0 mağlup oldu onlar da. Ilgın Belediyesi evinde Öntür Havzan Spor'u 2-0 mağlup etti. Koyalanan diğer müsabakada da Meram Karakartallar Kadınanı, Sayfeli Kadınanı Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Süper grubumuzda Gölyazı, bu biraz önce bahsettiğim Ereğli'nin ilk mağlubiyetini almasıyla liderliğe yükseldi. İlk yılında güzel bir performans var Gölyazı'da. Gölyazı evet, bu sene yurt dışında yaşayan Gölyazılı hemşerilerin de maddi desteğiyle bu sene hedefi bal olarak koydular. İyi de transferler yaptılar. Bal liginden tecrübeli oyuncular, süper gruptan geçen yıldan tecrübeli oyuncular. İyi gidiyorlar. Ereğli Spor'da daha önce ikinci sırada 18 puanla men. Daha önce Bal Ligi'nde, başkanım da bilir, Bal Ligi'nde oynamış, küme düşmüş. O da yıllar önce profesyonelliklerde defalarca oynamış. Onlar da yani spor şehri diyebiliriz. Ereğli doğru, Spor. Doğru. Akşehir Spor gibi.
Onlar da ikinci sırada devam ediyor. Lig daha yeni, 7. hafta maçlar oynandı. Ilgın 3. sırada. Ilgın da hedefli bir takım bu sene. Onlar da Bar Ligi'ni istiyorlar. Kadınanı daha sonra 4. sırada. Kültür, Selçukspor, Karakartallar, Çumra, Havzan olarak puan durumu devam ediyor. Düşme potasında da ise son 10. sırada Ülküm Gençlik, Yeni Doğanhisar ve Emir Gazi son sırada 12. sırada. 3 takımımız düşecek, bunu daha önce de söylemiştik. Bu haftanın programını da söyleyelim, süper grubu öyle noktalayalım. Kadınanın evinde Gölyazı lideri konuk ediyor. Pazar günü 13'te bu müsabaka Kadınan'da. Havzan Spor, Meram Karakartallar'la Samur sahamızda 12'de karşılaşacak. Ülküm Gençlik yine Dumuklar sahamızda saat 11'de Ilgın Belediyesi'ni konuk edecek. İkinci sıradaki Ereğli Spor, Emir Gazi Belediyespor'la oynayacak evinde. Ereğli'de saat 13'te bu müsabaka. Yeni Doğanhisar Çumra'yla oynayacak. Çatalhöyük Çumra Belediyespor'la. Dumuklar sahamızda saat 15'te bu müsabakada. Kültür Spor'da Selçuk Spor'la Akören'de karşılaşacak. Saat 13'te bu müsabakamızda. Süper Grup'ta şimdilik bu kadar. İsterseniz birinci kümeyi de hemen onu da kısaca değerlendirelim. Birinci kümede A grubunda Cambiyeli Belediyespor liderliği devam ediyor. A grubunda son sıradaki Yunakspor'u 10-1 gibi bir farklı bir skorla mağlup ettiler. Diğer maçta Ergenspor Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Kulu evinde Sarayönüspor'a 2-1 mağlup oldu. Polatoğlu Ahşap da 7-1 Taşkentspor'u mağlup etti. Burada üzücü de bir haber vereyim. Polatoğlu Ahşap firmasının sponsorluğunda kurulan bir takımdı. Onlar da yani çeşitli sebeplerden dolayı ikinci sıradalardı 16 puanla. Çekildiler. Dün dilekçelerini verdiler. Ligden çekildiler. Onlara da yani geçmiş olsun diyelim en azından. Cambiyeli lider demiştik. Son sırada Yunak. Böyle olunca tabii bir takım düşecekti başkanın birinci kümeden. Polatoğlu Ahşap otomatikman düşmüş oldu. Diğer grupta da Seydişehir Belediyesi, o da namalip bir şekilde gidiyordu. 5 maçta 5 galibiyeti vardı. Bu hafta Üniversitespor'a yenildi. Selçuk Üniversitespor'a evinde yenildi. 1-0 mağlup oldu. Seydişehir Gücü yine evinde Beyşehir Belediyesi'ne 2-1 mağlup oldu. Bozkır Gençler Birliği Selçuk Litman Yurdu'nu gol düellosu şeklinde geçen maçta 5-4 mağlup etti. Akinşaat Sanayi maçı da 3-0 hükmen sonuçlandı. Bu da işte futbolun içinde var, biraz önce de bahsettik. 1-0 mağluptu Akinşaat Sanayi Spor. Çeşitli olaylardan dolayı maç tamamlanamadı. 3-0 hükmen oldu. Burada Seydişehir Belediye'nin liderliği devam ediyor. İkinci sırada üniversite hemen bir puan gerisinde. Akinşaat Sanayi, Beyşehir, Huğlu, İtman Yurdu, Bozkır ve Seydişehir Gücü sıralanıyor. Son sırada da Yeni Meram var. Bu haftanın programında Selçuk Üniversitesi Huğlu ile oynuyor. Huğlu Spor'la. Dumluklar sahamızda saat 13'te. Beyşehir Belediyesi Beyşehir'de saat 13'te Bozkır Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Yeni Meram Spor Samur sahasında saat 14'te lider Seydişehir Belediye Spor'la oynayacak. Selçuklu İtman Yurdu'da Akinşaat Sanayi Spor'la oynayacak. Seydişehir Gücü de bay. Birinci kümede bu şekilde. Burada bir Cambiyeli Belediyesi'ne bir parantez açayım ben hemen. Başkanım, Cambiyeli Belediyesi kendi mahalle takımı mesela Gölyazı Belediyespor. Gölyazı Belediyespor'a servis ve yemek desteğinin yanı sıra giden takımlara da veriyor. Kendi takımı da var Cambiyeli Belediyesi'nin. Evet. Gölyazı'ya, Doğanhisar'a veya hangi takım gidiyorsa maçtan sonra Cambiyeli'de uygun buldukları bir yerde yemeklerini yiyorlar. Cambiyeli Belediyesi'ne de bu vesileyle buradan teşekkür etmiş olalım. Örnek oluyorlar. Örnek oluyorlar, evet. Geçen yıl hem Gölyazı Belediyespor'a hem Cambiyeli Belediyespor'a evet. Sayın Başkan destek olmuştu burada final maçında. Hangi takım çıkarsa çıksın ikisi de bizim takımımız demişti yani zaten. Kendi takımı, ilçe takımı birinci kümede. Evet. Yani mahallesinin takımı artık yeni kanunla mahalle olan Gölyazı süper grupta bala hedefliyor. İşte güzel sporun güzelliği yani bu şekilde. Cambiyeli Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Hem tebrik ediyoruz, teşekkür evet. ediyoruz hem de örnek olmasını diliyoruz. Evet. Tüm amatör ekiplere. Yani imkanı olmayan kulüpler var. Tabii. Olanların özellikle en azından gençlik kulüpleri mesela çok zor şartlarda gidebiliyorlar. Çok zor değildir yemek. Evet. Yani işte örneğini gördük. Bu en azından değil mi?
yemek masrafının karşılanması önemli bir artı olur. Amatör kümede çünkü Selahattin çok aranıyor bunlar. O müsabaka 7-0 sonuçlandı. Bir mesela. De öyle değil mi? Ama iki takım birlikte bir yerde, aynı yerde birlikte karışık. Zaten çoğu arkadaş düşünün o maçın ardından yani, karışık bir şekilde yemek yiyorlar. Yani. Dostça. Evet. Teşekkür ederim. Kalan notlar varsa son bölüme son bırakalım. Son bölümde aktaralım. İbrahim evet. Abi devam edelim. Hocam sizde kalmıştık. Sizi tanıdık. Evet. Yaklaşık 20 yıldır antrenörlük kariyeri evet. Ardından geçtiğimiz yılın son haftalarında Akşehirspor'la başlayan ortak çalışma inşallah bu yıl şampiyonluktan neticelendi. 11 grup var. 11 grup statü biraz farklı. Bu 11 gruptan Sayın Karabacak 9 takım evet, lige çıkacak. Hani şampiyonlar grubu lider tamamlayanlar diyelim doğrudan çıkmayacaklar. 3 evet. Kez eşleşme olacak. Sonunda işte 3 maç kazanıp yani o 3 maçtan bir tanesini kazandığınızda çıkma şansı var. Baktığınızda böyle hani 3 maç oynayıp birini kazanamaz mı? Kolaymış gibi görünüyor ama bazen sahada öyle istediğiniz her şey olmuyor. İşin evet. Gerçeği de bu. Nasıl buluyorsunuz grubu, ideal takım sayıları, kadronuz yeterli mi? Bunlardan bahseder misiniz? Ayrıca mağlup olanların da şansı var. Tabii bir de testten de bakmak lazım. Yani mağlup olanlar yenildikçe tabii, de şansınız devam ediyor evet, aslında. Yani bitmiyor yani ilk evet. Etapta devam ediyor. Bir de o tarafı yani. Var. Bu sene evet grupta bir değişiklik oldu. Ankara grubundayız. Yani şimdi her grupta işin gerçeği her grupta şampiyonluğu oynayacak kapasitede şehir takımları var. Evet. Bu grupta da var. Diğer geçen sene oynadığımız grupta da vardı. Bu seneki grupta da var. Şimdi burada evet. Baktığımızda bir Kırıkkale, Çubuk, Keçiören, Bağlı ve Sandıklı gibi hem maddi olarak potansiyelli olarak hem şehir takımları var. Evet. Polatlı'da mesela sezon başı yüksek bütçeyle başladılar. Çok istedikleri gibi gitmedi maçlar. Çok istedikleri gitmedi. Bir antrenörü değişikliği yaptılar. Ama bunların hepsi potansiyelli takımlar. Potansiyelli bu grupta Bal Ligi'nde üst seviye bütçeleri olan takımlar. Şampiyonluğu kovalayabilecek takımlar. Ama her grupta yani o grup yani şimdi o bir grup daha kolaydı, bu grup daha zor gibi bir şey söylemek çok doğru olduğunu sanmıyorum. Bundan ziyade sizin ne olduğunuz çok önemli. Evet. Yani grubun kolaylığı, zorluğundan çok sizin durumunuz çok önemli. Sizin yaptığınız kadro önemli. Sizin nasıl çalıştığınız önemli. Sizin ödeme istikrarınız önemli. Bunların bir arada olması çok daha önemli. Yani siz iyi durumda olduktan sonra evet tabii bazı gruplarda daha fazla zorluk derecesi olabilir ama bundan daha önemlisi sizin ne durumda olduğunuz çok daha önemli. Şehrin istemesi lazım değil mi hocam? Tabii. Şehirdeki dinamiklerin tabii, harekete mutlaka, geçmesi tabii, lazım. Tabii mutlaka yani Akşehirspor şu anda sezon başından beri oynadığımız özellikle içeride oynadığımız maçlarda taraftar kitlemizde gitgide artıyor. En son oynadığımız maçta da taraftarımız gerçekten taraftar kitlemiz de arttı. İnşallah bu çok daha fazla olacak. Çünkü taraftar bizim için çok önemli. Taraftar itici bir güç. Zaten taraftarlarımız arasında hem içeride hem dışarıdaki maçlarda gelen de bir bölüm var. Onlar zaten şartlar evet. Ne olursa olsun geliyor. Takımla beraberler, takımı destekliyorlar. Kadro yapısına baktığımız zaman hocam tabii kadroyu kurarken siz de bizzat içindeydiniz sezon başında. Yani bu büyük bir avantaj. Kendi kurduğunuz kadroyla devam edebilmek. Bir iki haftalık bir süreç kaldı ilk yarının bitmesine. Bu süreçte kadro yapılanması ile ilgili bir çalışmanız olacak mı? Yoksa bu kadroyla daha iyi işler yaparız görüntüsü mü var? Şimdi vallahi ben hani teknik adam olarak Akşehirspor'da biraz daha şanslı görüyorum kendimi. Çünkü sezon başında başkanımızla yaptığımız toplantıda bana transferle ilgili tam yetkiyi verdiler sağ olsunlar. Yani hocam hani sen kimle istiyorsan, hangi oyuncuyla çalışmak istiyorsan biz kabul ederiz, alırız. Bunun transferli olan şeyi sen tam yetkilisin. As başkanımız Ünal Çelik Bey'le beraber transferde tam yetkiyi verdiler sağ olsunlar. Bu tabii ki bizim yani istediğimiz, beklediğimiz şeyler, transferlerin hepsini biz kendimiz Ünal Bey'le beraber yaptık. Büyük avantaj değil mi? Tabii yani çok tabii, daha tabii. Avantaj. Çünkü benim daha önce çalıştığım oyuncular var. Düzce'de şampiyon olan kadroda olan oyuncular var. Bulancak'tan var. Daha önce takip ettiğim oyuncular var. Çünkü başarılı olabilmek için birinci şart transferde isabet. Evet. Doğru transfer doğru birinci transfer şart. Yani eğer ki birinci şartta doğruları yapmadıysanız ondan sonraki doğrular işi çok çevirmeye yetmiyor. Onun için transferde bana yetki vermeleri de tabii ki bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ben de inandığım, güvendiğim oyuncuları
aldım. Biraz önce de söylediğim gibi takımın iskeletinin değişmesine rağmen ama transferleri yaparken çocukların hem futbolculuk kapasitelerini hem de kişilikleriyle ilgili işin gerçeği çok daha tanımadığım oyuncuları da çok daha fazla araştırdık. Yani saatlerce konuştuk, saatlerce araştırdık. Ondan sonra bu transferleri yaptık. Yani geldiğimiz noktada da doğru kararlar verdiğimizi görüyoruz. Ha, tabii ki yeterli mi? Yeterli değil. Yani 10. haftada lider olmak evet güzel bir şey ama bizim hedefimiz ligi lider olarak bitirmek. Evet. Bu çok daha önemli. Yani lider kalmak çok daha önemli. Yoksa para harcayan işte yüksek bütçeli diğer takımlar da lider olmak istiyorlar. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Tamam. Ama ligi biz Kırıkkale ile evet ilk yarının final maçını oynayacağız. Doğru. İlk yarının final maçını oynayacağız rakibimizle. Ama bu maçta olumlu veya olumsuz sonuçta şampiyon olunmayacak. Sadece bir avantaj elde edilecek. Bundan sonra daha son maç oynayacağız. Devre arası var. Tekrar kamp programı var. Çalışmalar var. Daha yaşanacak çok şey var. Evet bir avantaj ama bir sonuç değil. Bir şampiyonluk maçı değil. Evet liderlik maçı bir avantajlı maç. İlk yanında final maç. Teşekkür ederim hocam. Son olarak bir kez daha döneceğiz. Sayın Başkan hocam söyledi. Yani evet ilk yarının final maçı ama her şey de bu maça bağlı değil bir taraftan. Evet almaya gideceğiz o maçı. Şehir olarak da bir hazırlık var bir taraftan. Rakibin gücü de ortada. Her türlü sonucu açık bir müsabaka. Gönlümüz sizden yana. Şimdi öncelikle hocam çok güzel bir şeye değindi. Bal Ligi'nin de getirdiği bir gerçeklerden bahsediyoruz. Aynı zamanda cümlesinin içerisinde de geçti. Geçen yıl bir işe başladıktan sonra sonradan yapılan hamleler sonuç almakta zorlanıyor. Bir de balın içinde olan bir sıkıntı var. Çünkü anlaştığınız futbolcunun gitmesi, kalmaması, bağlayıcılığı yok. Anlaşıyorsunuz bir futbolcuyla gelmiyor. Geliyor, gidiyor. Yani bu anlamda doğru adımlarla sezonun başında başlamış olmak bunun en güzel bir ivmesi. Bu sezon başından bu tarafa yaptığımız bu katkı, bu oluşumla birlikte sezonun başından bu tarafa şimdiye kadar emeğe geçmiş tüm Akşehir'de spor yapan, Akşehir Spor'a emek veren herkes Akşehir'de ahde vefa yemeğiyle Sayın Belediye Başkanımız dün akşam da moral yemeğiyle bizlere katkı verdi. Bu anlamda bütün spor camiası geçmişte emeklerini vermiş, harçlıklarını veya belli kesimlerden paralarını yani çoluğundan çocuğundan veya başka ihtiyaçlarını keserek buraya vermiş olan kişi, şahıs ve şirketlere teşekkür ediyorum. Onları ahde vefada karşıladık. Onları sizin belediyenin başkanı. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir özelliği var. Diğer mesela Akşehir'de 3-4 tane daha kulüp var. Altyapı oynayan birinci evet. Onlara da destek veriyor yani. Tabii. Bütçe oranında başkanımız onlara da destek veriyor. Başkanımız ne kadar motorsporlar ve altyapılar varsa hepsine belediye olarak desteğini esirgemiyor. Evet. Bu anlamda işte halı sahalarımızda diğerler anlamında var. Tabii ki bu anlamda hocam aynısını söyledi. Sadece futbolcuları transfer etmek de sorun, çözüm değil. Onların arkadaşlık bağlarını oluşturmak, onlara en azından o zamanında lezzetli yemekleri sunan aşçımızın da katkısı var. Tabii. Malzemecisinin de, masörünün de, tesislerimiz de çok emeği veren, mesela, evet. Burada diğer yöneticilerimiz olan Mehmet Bey, Orhan Bey ve Eyüp Beyler, diğer kendi kategorilerinde olan yerlerde yaptıkları katkılar var. Tabii bunu en başta AS Başkanımız ve biz de böyle değerleyip topladıktan sonra iş tabii ki hocamıza kalıyor. Hocamız da bu sentezi yaptığı zaman güzel sonuçları almakta herkes bu seramını yapıyor. Bunun en güzelini de nerede yapıyor? Sahada seyircilerle birlikte yapmış oluyor. Seyirciler de bunu ambiyansıyla verdikleri içeride ve dışarıda yaptıkları katkılarla yapıyorlar. Biz Remzi abiyle Konyaspor yönetimine ve diğer Asikeve'den gelen iki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman senede bir ya da iki senede bir olmasın diyoruz. Tabii. Mesaj da gönderiyorum. Yani genelde Akşehir uzak diye gönlünüzden uzak olmasın. Yok değil. Biz zaten gözümüzün de önünde olsun der. Tamam mı? Konyaspor'umuz ve bütün senelerde spor camiası İbrahim abi olsun yanımıza yani. Geliyoruz sürekli. Biz de hissedelim bunu. Karapınar'a da geldik mesela. Saray önüne gitti başkanımız. Özellikle başkanımız. Biz zaten sürekli gidiyoruz veya gitmesek bile telefon trafiğiyle orada ne olması daha önemli değil mi? Evet.
Yani. Ya siz her maça gelsinler mi diyorsunuz Sayın Başkanım? Evet. O kadar insanların yani. Emekleri evet, tabii sadece evet. Bir spor olarak ama bir şey yok. Ama yanımızda olduklarını hissedelim diyorsunuz. Hissedelim yani. Ve bunlar olsun. Çünkü bir tek burada Akşehir ve Akşehir Spor'u konuşuyoruz ama özelinde Konya'yı konuşuyoruz. Tabii. Konya Spor'un da bu hafta oynayacağı, deplasmanda oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Evet. Yani Akşehir olarak da başarılar diliyoruz. Yani Konya üstte, Konya Spor birinci Süper Lig'de yer alıyorsa bunun altlıkları olan bütün futbolda olan bütün branşlar ve diğer branşlarda olan bütün branşlarının ilçelere yayması lazım. Yani ilçelerde bu bayram, stadyumlarda, kapalı spor salonlarında bu ambiyanslar olursa bu yukarıya doğru piramit misali zirveye doğru çıkacaktır. Bu anlamda ben Konya Spor yöneticilerimizi, başkanımızı ve bütün spora emeği geçenlerin bütün şehir takımları, Ereğli'de, Beyşehir'de, Ilgın'da, Haydivi'de bütün ilçelerdeki bu kötü alışkanlıklardan bayanı, çocukları, erkekleri, her bir kesim, yaşlıları bilen kucaklayacak anlamda ben spor aktivitelerinin içinde olsunlar, seyirci olmasınlar, içinde olsunlar temelinde bulunuyorum. Bu arada bu haftaki Kırıkkale maçımızda biz lider olarak gidiyoruz. Lider olarak da döneceğiz büyük ihtimalle. İnşallah. Gönlümüz de onu istiyor. İnşallah. Herkes Akşehir de onu istiyor. Ama spordur bu, futboldur. Biz galip de gelsek, beraber de olsak, gönlümüz istemez tabii ki orada üzüntülü ayrılmak. Ama biz hem Nasrettin Hoca'nın memleketi olan, yani hoşgörü ve mizahın şehri olan bir Nasrettin Hoca şehrinde yaşayan insanlar, Mevlana'nın torunları olan bizler, orada kendimize yakışanı ve sonuç ne olursa olsun, tabii ki gönlümüz galibiyetten yana, o şekilde de döneceğimize inancımız sonsuz. Ama biz bize yakışanla birlikte, seyircilerimizle birlikte biz yapacağız. İnşallah. Gerçi başkanla görüşmedim ben ama biz de bir kendi aramızda program yaptık. Yani yarın netleşecek. Biz de gelmeyi düşünüyoruz yani Kırıkkale maçına. Kırıkkale maçına. Güç arkadaş yani orada en azından manevi olarak desteğimiz olsun. İnşallah. Gözlem olarak gözlemleyelim kendimiz. Evet. Sürenin yavaş İnşallah. Yavaş sonuna geldik Sayın Karabacak. Sayın Başkan başarılar diliyoruz biz. Bir kez daha Sayın Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm yönetim kurulunuza, hocamız teknik kadroya ve futbolculara, şehre başarılar diliyoruz. Umarız üçüncülük hayali gerçek olur. Biz de ANMEK grubu olarak, KONTV olarak bir maçı aslında canlı yayınlama noktasında haftalardır bir fikrimiz oluştu. İnşallah böyle iyi bir noktada bir maçı canlı yayına ekrana taşırız. Akşehirspor'un bir iç saha maçını. Anadolu Selçuklu ile genelde çakışıyor. Evet. Ondan sonra çakışmada bir deplasmanda bizim içeride olduğumuzda güzel bir şekilde olur. Bize verdiğiniz imkandan dolayı Akşehirspor'u, Akşehir'i masaya yatırdığımızdan dolayı bizler de belediye başkanımız adına, spor ve yöneticilerimiz ve Akşehir halkı ve taraftarlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, başarılar. Hocam başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Söylemek istediğiniz... Son olarak Akşehir halkına, Konya halkına, futbol severlere son mesajınız varsa onu alalım. Son mesajım tabii ki bir Akşehir Spor taraftarına var. Akşehir Spor taraftarı Akşehir Spor'u başarılı olmasında çok büyük pay sahibi olacak inşallah. Çünkü onların hiçbir menfaat, hiçbir çıkar ilişkisi yok. Onlar sadece Akşehir Spor'u seviyorlar. Akşehir Spor'un başarılı olmasını istiyorlar. Biz de onların başarılı olması için çok mücadele edeceğiz, çok çalışacağız. Sadece bunları bilmelerini istiyorum ve bize desteğe devam etmelerini istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. İbrahim abi. Ben de teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum pazar günü Kırıkkale maçında. İnşallah yani isteğimiz o, 3 puanla dönmeniz. Olmazsa 1 puan ama yenilgi de olsa dünyanın sonu değil. Hocam biraz önce bahsetti zaten. Uzun bir maraton bu. Kış sezonu var, sakatlığı var, cezalısı var. Bu bütün takımlar için geçerli aynı şekilde. İnşallah iyi bir sonuçla gelir orada. Akşehir bu sene iyi temsil ediyor Konya'yı bu anlamda. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Kapatmadan ben bir Taşkent Spor'a Taşkent Sporlu haltercilerimiz Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na derece yaptılar. Onlara bir teşekkür edelim, tebrik edelim. Kadir Akın ve Ali Oflas kardeşlerimize ve Taşkent Spor yöneticilerine teşekkür ederiz. Bu şekilde bu haftalıkta. Teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Karabaca'da. Üçüncü lige çıkacağımız son final maçıyla inşallah birlikte oluruz tekrar. İnşallah. Ne güzel olur. Burada şampiyonluğu i̇nşallah. Konuşuruz. Değil mi? İnşallah. Konya'da aç zaten. İnşallah. Biz de istiyoruz. Yani bizden çok isteyenlerden biriz. Üçüncü lige bir takım çıkartalım diye uğraşıyoruz yani. Evet. İnşallah.
sezon sonu evet, gelin. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya amatörlerin saatinde Konya Amatör Sporlar'da buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.